Doyla kanalından tüm oyun severlere merhaba. Lies of P oyunu için hazırladığımız bir rehber videosuna daha hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda oyunun temel mekaniklerine genel bir bakış yapmıştık. Bu videomuzda ise odak noktası sadece savaş yani combat sistemi ve mekanikleri. Silahların kullanılması, farklı saldırı tipleri, savunma yöntemleri, Fable güçleri ve lejyon kolu işleyeceğimiz konu başlıkları arasında. Eğer Lies of P ile ilgili izleyeceğiniz ilk video bu olacaksa tavsiyem sağ üst köşede çıkacak linki tıklayarak önceki rehberimizi izlemeniz. Çünkü bu içerik büyük ölçüde temel mekaniklerin devamı niteliğinde. Silah parçaları sökme çıkarma, upgrade sistemi, hasar tipleri gibi konuları ise birkaç gün sonra yükleyeceğim rehber videosunda işleyeceğim. Takipte kalın. Bu videonun hedef kitlesi büyük ölçüde oyuna yeni başlayanlar olsa da oyunda ilerlemiş olan oyuncular da belki işlerine yarayacak bilgilere denk gelebilirler. Umarım içerik hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim diyerek videomuza başlayalım. Lies of P From Software'in popülerleştirdiği Souls-like türünün tipik ve başarılı bir örneği. Karakterinizin düşmanları öldürerek Ergo denilen bir kaynak elde etti ve bu kaynağı ister seviye atlama ister para birimi olarak kullandığı bir aksiyon rol yapma oyunu. Ancak öldüğünüz veya dinlendiğiniz zaman bosslar aracında tüm düşmanların geri gelmesi Souls-like oyunlarını diğer rol yapma oyunlarından farklı kılıyor. Özellikle de stamina ağırlıklı zorlayıcı savaş sistemi kendine zorluk arayan oyuncuların yıllardır ilgisini çekiyor. Lies of Pi'de aynı şekilde savaş stamina yani enerjinizin yönetimi üzerine dayalı. Sürekli saldırı tuşuna basıp rakipleri yenmeniz olası değil. Her saldırı ve savunma hareketi stamina çubuğundan yiyor ve sıfırlandığı zaman karakteriniz savunmasız kalıyor. O nedenle saldırı, blok ve kaçma hareketlerinin zamanlaması son derece önem taşıyor. İlk olarak saldırı tiplerini inceleyelim. Aslında oyunda saldırı için iki buton kullanılıyor. Hafif ve ağır saldırı. Doğal olarak hafif daha az stamina harcarken ağır saldırı stamina'nızı bayağı bir götürüyor. Ancak karşılığında düşmana ciddi hasar verebiliyorsunuz. Ve ağır saldırılar eğer silah sapınızın hareket setinde varsa daha uzak mesafeleri vurmanızı sağlıyor. Hatta ağır saldırı tuşuna basılı tutup şarj saldırısı yapabilirseniz daha da büyük hasar verebilirsiniz. Bu temel saldırı dışında tuş kombinasyonları ile tam olarak kombo yapamıyorsunuz ama yine üst üste yani hafif hafif ağır gibi e, vuruşlarla deneyebilirsiniz silahlarınızı. Ancak yine de bazı özel saldırılar yapılabiliyor. Örneğin yüksek bir yerden düşmanın üzerine düşerek saldırı ve koşarak saldırı ile düşmanlarınıza ciddi hasar verebilirsiniz. Bir başka saldırı tipi de özel durumlarda karşımıza çıkan Fatal Strike yani ölümcül saldırı. Bu saldırıyı yapabildiğinizi düşmanın üzerinde çıkan kırmızı renkli 3 çentik işaretinden anlayabilirsiniz. Bu durumda hafif saldırı butonuna bastığınızda oyundaki en fazla hasar veren saldırıyı yaparsınız. Peki bu özel saldırı yapmamızı sağlayan koşullar nedir? İlki oldukça basit, düşmanları sırttan bıçaklamak. Bu tipik olarak sırtı size dönük düşmana sessizce yaklaşıp yapılabiliyor. Ancak bazen de savaşın ortasında bazı düşmanlar soluklanırken arkalarına geçip saplama hareketini yapmak mümkün. Ancak bunu yapabileceğiniz düşman sayısı az, o nedenle bu durum ile fazla karşılaşmayacaksınız. Yine de o sembolü görürseniz affetmeyin ve silahınızı saplayın. Ölümcül vuruşun ikinci kullanılışı ise biraz karışık ve bunu anlatırken kısmen oyunun savunma kısmına gireceğiz. Özellikle boss düşmanlar ile karşılaşırken arada sırada sağlık çubuklarının beyaz renkte yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bu düşmanın stagger yani sersemlemek üzere olduğunun belirtisidir ve yapmanız gereken şarj edilmiş bir ağır saldırı yapmak. Ancak bu boşluk kısa süreli zamanında vuramazsanız tekrar sersemletme metresini doldurmanız lazım. Neticede şarj saldırısını zamanında vurabilirseniz düşman diz çöküp sersemliyor ve sizin bu sırada fazla oyalanmadan işaretli yere gidip ölümcül vuruş yapmanız gerekiyor. Boss dövüşlerinde galip gelmenizi sağlayan en önemli taktik bu. Bu zamanlamaları kaçırmadınız takdirde işiniz daha kolay olacaktır. Şu an kafanızda stagger yani sersemletmeyi nasıl sağlayacağınız sorusu olmalı. Bunun birkaç yolu var. Öncelikle düşmanların bir sersemletme metresi var. Ne yazık ki oyun bunu bize göstermiyor. Bu görünmez metreyi doldurmak için rakibe doğal olarak sürekli vurmak gerekiyor. Ancak vurmadığınız zamanlar bu metre tekrar aşağı doğru iniyor. O nedenle vurkaç taktikleriyle rakibi sersemletmek bayağı zamanınızı alıyor. Yapmanız gereken kısa sürede düşmana büyük hasar vermek. Tabi bunun için stamina önemli bir engel. Çünkü üst üste vurmaya kalktığınız zaman karakteriniz soluk soluğa kalıyor ya da bir başka deyişle işte staminası tükeniyor. Neyse ki sersemletme metresini doldurmanın tek seçeneği hasar değil. Aynı zamanda oyun başarılı savunma yapanları da ödüllendiriyor. Sıradaki konu başlığımızda savunma zaten. Lies of P oyununda dikkat ettiyseniz kalkan bulunmuyor. Yani oyun agresif olmanızı istiyor. Ancak savunma kesinlikle boşlanmış değil. Elinizdeki silahlar aynı zamanda bloklama amaçlı da kullanılabiliyor. Bu oyunda bloklamaya karşılık gelen terim guard. Yani guard tuşuna basılı tuttuğunuz zaman karakterinin silahını alın seviyesinde tutarak savunmaya geçiyor. Oyunda bloklama hayli güçlü bir özellik ve birçok saldırıyı sönümleyebiliyor. Ancak bloklarken yine de çip hasarı olarak adlandırılan bir hasar alınıyor. Bunu tepedeki sağlık çubuğundaki koyu renkli kısımdan görebilirsiniz. Bu hasarı aldıktan kısa bir süre sonra, sonra rakibe vurabilirseniz bu hasarın belli bir oranını sağlık olarak geri alırsınız. İşte bu oyunda buna guard regain deniyor ve vitality istatistiğini arttırdığınız zaman bu oranda artıyor. Ne kadar yüksekse o kadar çok sağlığı geri çekebilirsiniz. Ancak buna tamamen güvenmeyin çünkü guard sırasında rakip size vurdukça bir yandan stamina'nız azalacak ve stamina bitince guard'ınız düşüyor ve bu esnada rakip size çok feci geçirebilir. Ve hatta düşmanların fury attack yani öfke saldırısı adındaki kırmızı renkli saldırıları bloklanamıyor. Uzaklaşmanız veya perfect guard yapmanız gerekiyor. Evet şimdi de perfect guard yani mükemmel guard'ı ya da blocku açıklayalım. Bu kavram aslında birçok oyunda geçen parry'i savuşturmaya denk geliyor bu oyunda. Eğer düşman sağlarını tam size vururken bloklayabilirseniz perfect guard yapmış oluyorsunuz. Ancak bunu gerçekleştirmek söylendiği kadar kolay değil. Yapımcılar ne yazık ki reaksiyon penceresini çok dar yapmışlar. Süper zamanlama ve düşman hareketlerini çok iyi okuma gerekiyor. Becerebildiğinizi görsel olarak anlamak mümkün kırmızı renkli bir kıvılcım çıkıyor ve aynı zamanda çınlama sesi duyuluyor. Burada düşmanın çeşidine göre düşmanın silahını kırma şansınız da var. Hem görsel açıdan tatmin edici bir manzara hem de düşman kırık silahla kaldığı için size daha az hasar verecek. Perfect Guard'ın silah kırma dışında artıları da elbette var. En önemlisi az önce bahsettiğimiz sersemletme metresinin dolmasına da yardımcı oluyor. Yani illa sürekli saldırmanız gerekli değil. İdeal senaryo Perfect ile rakibin saldırılarını kesip arada vuruşlar yapmak. Bu şekilde rakibin sersemletme metresi dolacak ve siz de şarj saldırısıyla sersemletip ardından ölümcül vuruş yapıp halledeceksiniz. Mükemmel Guard'ın bir başka faydası da kırmızı saldırıları bloklamak. Ancak zamanlamayı kaçırırsanız daha beter bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Benim gibi bu kısımda kendinizi yetersiz hissediyorsanız eğer birçok kez saldırının geleceği yerden toptan kaçmak daha iyi oluyor savunma sisteminin son bileşinde dodge yani sakınma. Sakınma için de oyunda ayrı bir tuş bulunuyor ve yine ne yazık ki sakınma fonksiyonundan yeteri kadar verim alamıyorsunuz. Çifte sakınma yani iki kez böyle taklatarak kaçma ve yere düşmüşken tekrar yuvarlığa basıp sakınma gibi fonksiyonları kullanabilmeniz için P organları adlı kısımda puan atamanız gerekiyor ki rakiplerden daha rahat kaçabilin. Ayrıca sakınma hareketleri stamina'dan çok götürdüğü için de stamina'nın dolmasını hızlandıran parçalar takmanızı tavsiye ederim. Savunma sistemi ile ilgili son olarak söyleyeceğim mükemmel guard zamanlamasını iyi yapamayanlar için. Bu kişiler çok fazla sorun etmesinler bunu. Neden? Çünkü iki seçenekle büyük ölçüde bu sorunun üstesinden gelinebiliyor. İlk olarak mesela tank bir karakter yapabilirsiniz. Bu şekilde saldırıları Standart guard ile yani illa zamanında garda basmaya gerek yok. Önceden basıp kendinizi garanti alabilirsiniz. Bu şekilde saldırıları sönümlemeye çalışabilirsiniz. Ya da tam tersi çevik karakter yapıp saldırılardan bu sefer kaçmaya çalışabilirsiniz. Sakınmaya çalışabilirsiniz. Özetle perfect guard, mükemmel guard yapmak şart değil. Ancak bunu becerebilenler oyundan kesinlikle daha da keyif alacaklardır ve biraz daha hızlı içeriği tüketeceklerdir. Tekrar ofansif oyuna geçiyoruz. Şimdi de silah özel saldırılarını inceleyelim. Lies of P oyununda silahların üzerindeki özel yetenekler Fable yani Fable ya da masal güçleri olarak adlandırılmış. Bu güçler de bize bir alternatif saldırı seçeneği sunuyor. Ancak bu güçleri istediğiniz şekilde sınırsız olarak keyfe kadar kullanmanız mümkün değil. Düşmanlara vurdukça ekranın sol üst köşesinde mavi renkli 3 kutu göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş dolacak. Bu arada parantez içinde belirtelim. Upgrade'ler ile dilerseniz kutu sayısını arttırabiliyorsunuz. Bu kutularda oldukça sağ alt köşede görünen Fable güçlerini kullanabileceksiniz. Bunlar da iki şekilde karşımıza çıkıyor. Biri silahın kabzasını kullanarak elde ettiğiniz savunma ağırlıklı güçler. Diğeri de ucunu ya da bıçağını kullandığınız ofansif güçler. Bazı saldırılar tek kutu harcar iken bazılarının iki veya hatta tüm kutuları harcadığını göreceksiniz. Bunlar genelde tek tuşa basılarak aktif olurken bazıları ise fable tuşuna basılı tutarak hatta bazıları da aralıklı basarak gerçekleşebiliyor. Bunların nasıl çalıştığını anlamak için en iyi yöntem merkez üstünüzdeki avluya çıkıp eğitim kuklaları üzerinde test etmek. Bu alanda Fable enerjiniz asla tükenmiyor. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Ancak uyaralım Fable saldırılarının animasyonları sırasında ne yazık ki düşman saldırıları tarafından kesilme riski var. Yani o arada düşman vurursa tüm saldırınız boşa gidebiliyor. Yani bazı oyunlardaki gibi saldırı animasyonu sırasında dokunulmaz değilsiniz. O nedenle vuracağınızdan emin olmadan kullanmayın yoksa enerjiniz boşa gitmiş oluyor. Ayrıca oyunda özel boss silahları haricinde her türlü silahı parçalara ayırıp kombinasyon yapmanın mümkün olduğunu hatırlatalım. Bu sayede favori fable güçlerinizi de birleştirebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse Tyrant Murders hançerinin sapına ait Quick Step gücünü beğenerek kullanıyorsunuz. Ancak silahın uç kısmına ait güçten memnun değilsiniz. Onun yerine Live Puppets baltasının gücü Killer Attack'i kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda her iki silahı parçalara ayırıp bu parçalardan yeni bir silah oluşturabilirsiniz. Ancak parçaların birbiriyle uyumuna ve yeteneklerinize uygun olduğuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Önceden belirttiğim gibi silah yapımı ile ilgili daha detaylı bilgiler bir sonraki rehber videomuzda işlenecek. Lies of P'deki bir başka silahımız ise Lejyon kolu adındaki mekanik takılıp çıkarılabilir prostetik kolumuz. Ayrı bir saldırı butonu atanmış olan Lejyon kolu bize alternatif bir saldırı olanağı sunuyor. Ancak bu da Fable saldırıları gibi sınırlı kullanıma sahip. Kullanım miktarını ise sol alttaki çubuktan takip edebilirsiniz. Bu metre tükendiği zaman kol saldırısını artık kullanamıyorsunuz. Ancak oyunda bu lejyon enerjisini yenilen, kullanıp tükenen cüp cephaneler bulunuyor. Bir başka alternatif de elbette dinlenmek. Oyunun başlarında kullandığımız çelik kol oldukça etkisiz gözükecektir. Ancak oyunda biraz ilerleyince yeni kol seçenekleri açılacak ve bunları malzeme buldukça tek tek craft edebileceksiniz. Hangi sırayla yapacağını size kalmış. Ayrıca bu kollar kendi içinde upgrade de olabiliyorlar. Kullanımını beğendiğiniz kolları yine kaynak buldukça geliştirebilirsiniz. Oyunda başlangıç koluna ek olarak 7 adet daha kol bulunuyor ve her kolun farklı amaçlarıyla kullanım alanları bulunuyor. Kısaca sayarsak düşmanlara tıpkı Mortal Kombat'taki Sub-Zero gibi kendinize kablo ile çekmek, elektrik hasarı verip şok etkisi yaratmak, yaklaşan düşmanlara alev püskürtmek, çevrenizdekilere asit püskürtmek, roket atışı ile e, uzaktaki düşmanları vurmak, yere mayınlar bırakmak ve kalkan yerine geçebilecek bir kol. Lejyon kolunu özellikle boss dövüşleri dışında seviye içinde gezerken işinize yarayacak bir araç olarak değerlendirmek lazım. Elbette yine boss dövüşlerinde kullanabilirsiniz. Ancak çoğu kez seviye içinde daha çok işinize yarayacak. Bulunduğunuz seviyedeki düşman tiplerine ve seviye tasarımına göre hatta kolları değiştirebilirsiniz. Ancak ne yazık ki değiştirme işlemi için Stargazer'ı ziyaret etmeniz gerekiyor. Yani savaş sırasında diğer silahlar gibi anlık olarak değiştiremiyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Lies of P'ye yeni başlayan oyunculara yönelik buna benzer rehber videolarımız önümüzdeki günlerde yüklenmeye devam edecektir. Takipte kalın. Ayrıca Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız rol yapma oyunları ağırlıklı içeriğe sahiptir. Ancak bir yandan takım olarak genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri oynanış videoları, podcastler ve oyun dünyasının haberler gibi içerikleri Kanal Duello'da bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.